Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Gençler biliyorsunuz ki konu konu yeni nesil sorularla matematik diye bir serimiz vardı ve sevgili arkadaşlarım bu konularda size TYT'de ve MSÜ'de karşınıza çıkan yeni nesil sorulara aslında bakış açımızın ne olması gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya gayret göstermiştim. Şimdi ise sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz AYT'de yeni nesil soru oranı ağırlığı daha az olduğu için AYT için farklı bir seri gerekiyordu. Şimdi AYT fulleten kamp, AYT fulleten seri dedik sevgili arkadaşlarım bu serinin ismine ve ilk videomuz ilk videoya trigonometri ile başlıyoruz. Biraz tersten başlamayı da tercih ettim. Şimdi biliyorsunuz ki AYT'de sevgili arkadaşlarım soruların tipleri yeni nesilden biraz daha uzak. Eski nesle daha yakın fakat yine de eski nesilden yani LYS dönemlerinden biraz daha yine de farklı. Bu konulara el atacağız bu video serisinde ve ciddi anlamda soruların tamamını özümseyerek dinlediğinde AYT'yi fullleyebileceksin. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Bir de sevgili arkadaşlarım PDF konusunda ücretsiz biçimde açıklama kısmındaki linkten indirebilirsin. PDF açıklama diye de her, her videoda zaten bir notumuz var. Konunun ismini görebilirsin. İlk videomuz sevgili arkadaşlarım trigonometri olacak ve sevgili arkadaşlarım PDF'de Karşına çıkacak ilk şey şunlar. Öncelikle metin yayınlarına da buradan teşekkür ediyorum. Bunları metin yayınlarından aldım. İlk baştaki soruları ve devamındaki sorular 3-4-5 yayınlarından geliyor. Şimdi arkadaşlarım, burada ilk karşımıza çıkan 4-5 tane, 6 tane soruda gördüğünüz üzere burada kurgular var. 2019 AYT kurgusu, yani 2017 AYT'de çıkan bir sorunun yandan yemiş hali. Buraya bakıyorsun 2020 AYT kurgusu. Altta 2021 AYT kurgusu. Hemen sağ üst tarafta 2020 AYT kurgusu diyor. Yani 4 tane AYT ile alakalı 4 tane çıkmış sorularla alakalı bu soruların yandan yemişlerini içeren sorular mevcut sevgili arkadaşlarım. Yani şöyle 2019 AYT kurgusu olan soruyu çözdüğünüz zaman bu sana 2019 AYT'deki sorunun neredeyse aynı hissiyatını uyandıracak bir soru. Ve devamında da sevgili arkadaşlarım yine karşına AYT'de çıkabilmesi muhtemel olan sorulardan oluşan bir bölüm var. Bu bölümleri de çözdükten sonra artık diyoruz ki tamam trigonometri veya logaritma veya dizi, fonksiyonlar, başka ikinci dereceden denklemler, eşitsizlikler bu konuları tamamlayacağız diyeceğiz. Yine permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık kısmını da burada ele alacağım. Polinomları burada ele alacağım. Fonksiyonları da burada ele alacağım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. PDF'leri tek tıkla indirebilirsiniz. Telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza. Ee, bu PDF'i, 4 sayfadan oluşan PDF'i sevgili arkadaşlar trigonometri 1 ve trigonometri 2 olarak ayırdım. Trigonometri 2 dediğimiz kısım daha fazla 12. sınıf trigonometri içeren ve trigonometri 1 dediğimiz kısımda 11. sınıf trigonometrisi içeren yerlerden soruları seçtim. Aklınıza bulunsun. Fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi gel hep beraber sorularımızı çözmeye bir başlayalım bakalım. Şimdi ilk sorumuz 2019 AYT kurgusu olan bir soru. Bu arada abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutma. 2019 AYT kurgusu olan sorumuza bir bakalım. İlk soru bir A açısı var ve bu A açısı pi bölü 18 ile pi bölü 12 yani açı aralığında. Şimdi pi bölü 18 dediğimiz açı 180 bölü 18'den 10 dereceye tekabül eder. Pi bölü 12 de 180 bölü 12'den 15 dereceye tekabül eder. Demek ki bu A açısı sevgili arkadaşlarım neredeymiş? 10 derece ile 15 derece aralığındaymış. P bölü 18, P bölü 12 hem telaffuzlu daha zor hem de sevgili arkadaşlarım işlem kolaylığı açısından dereceye daha çok aşina olduğumuz için bunlarla işlem yapmak daha kolay olduğu için dereceye çevirdim öncelikle. Daha sonrasında X, Y, Z vermiş bunların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor 2019 AYT kurgusu olan soruda. Bakın buna çok benzer bir soru 2019 AYT'de de çıkmış yani. Pekala sinüs 6A diyor. Öncelikle 6A'ya bakalım. Bunların hepsi 6A olduğu için 6A'yı bulduğumuz takdirde zaten olay bizim için çözümlenmiş olacak. 6 ay elde edebilmek için bir basit eşitsizlik çözüyoruz. 6 kere 10 60 derece, 6 kere 15 de 90 derece. Yani 60 ile 90 derece aralığındaki açıların sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını sırala demiş. Şimdi şurada bir birim çember düşünelim sevgili arkadaşlar. Bu birim çemberi çizdikten sonra da diyelim ki burası 60 ile 90 arası olduğu için şurası 60 derece olsun. Şu aralıktaki açılar için konuşuyoruz sinüs mü kosinüs mü tanjant mı en büyük. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz ki bu aralıktaki açıların örnek veriyorum 60 dereceyi düşünelim. 60 derecelik açının sinüsü şu uzunluk oluyordu kosinüs bu uzunluk oluyordu. Ki 45'ten sonra sinüs kosinüsten bakalım özür dilerim çok özür dilerim. 45'ten sonra dedim değil mi tamam sıkıntı yok 45'ten sonra sinüs kosinüsten daima ve daima büyük arkadaşlar Dolayısıyla bu da bu açıda 60 ile 90 arası 45'ten daha büyük bir aralık olduğu için burada sinüs kosinüsten büyüktür. Yani x y'den büyük olacak ya da y x'ten daha küçük olacak diyebiliriz bu bir. İkinci olarak da tanjant eksenimiz bizim şuradaki e, x eşittir bir doğrusu olduğu için sevgili arkadaşlarım Tanjant bak şurası sinüsken şurası tanjant oluyor. Yani tanjant daha büyük sevgili arkadaşlarım. En büyük tanjant olduğu için de Z'yi de buraya yazmakta fayda var. Benim sıralamam küçükten büyüğe doğru Z biçiminde olacaktı. Yani cevabımız D şıkkıydı. Bakın 2019 ayetinde bu soru çıkmış. Bunu şöyle düşünebiliriz. Ben size klasik bir soru çözümü yapıyorum arkadaşlar YouTube'da. Gelin hep beraber doluşun toplaşın. Hadi gelin biz burada AYT'yi fullemeye çalışıyoruz deyip şuraya 2019 AYT'de çıkmış bir soru olduğunu söylemesek ve bu soruyu çözsek çoğunuzdan şu yorum gelecek. Ya hocam ÖSYM için bunların daha zorları gerek daha da zorlaştıralım soruları lütfen. Bir yaratın hocam lütfen pdf'leri tekrardan düzenleyin. Bu sorular çok basit kendimizi kandırıyoruz diye düşünebilirdiniz ki yüksek ihtimalle böyle düşünecektiniz ki böyle yorumlar gelecekti. Yalnız dikkat edin 2019 AYT'de buna benzer bir soru çıkıyor. Yani burada aslında önemli olan bunu konu konu yeni nesil sorularla matematik serimizde her videoda dile getirdim. Arkadaşlarım önemli olan şey zor soru çözmek değil. Ben çok biliyorum öyle inanılmaz derecede zor sorularla kendini yoğurup 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 sınava kadar hazırlanıp sınava girdiği zaman tepetaklak olan öğrenci ki daha kolay sorularla tepe taklak olan öğrenci ben çok biliyorum yalnız işte burada önemli olan şey ne olacak? şu ÖSYM'nin tarzını anlamak ÖSYM'nin stili, stilini anlamak olay tamamen bu eğer sen ÖSYM'nin diline aşinaysan ÖSYM'nin tarzını çözdüysen ÖSYM'nin neyi ne zaman nerede soracağını öğrendiysen zaten senin o kadar çok zor sorular çözmene lüzum yok olayın ee, triği bu tamam olay bu ikinci sorumuza bakalım 2020 AYT kurgusu bak bu soruda dar açılı bir ABC üçgeninin İç açılarının ölçüleri derece türünden X, Y, Z olmak üzere X, Y'den Y'de Z'den daha büyük olduğu biliniyor. Buna göre ABC verilmiş bunları doğru bir şekilde sırala demiş. Bak 2019'da bir sıralama sorusu var. 2020'de AYT'de bir sene sonra yine bir sıralama sorusu mevcut. Şimdi öncelikle. Burada X, Y'den Y'de Z'den daha büyüktü. Ben bu X artı Y'yi şu şekilde düşünebilirim. 180 eksi... E x artı y diyeceğiz ya 180 eksi z diyebilirim. x artı z'yi 180 eksi y diyebilirim. y artı z'yi de 180 eksi x diyebilirim. Sonuç olarak üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Pekala o zaman kosinüs x artı y yerine ben kosinüs 180 eksi z'yi burada kosinüs 180 eksi y'yi burada da kosinüs 180 eksi x'i hesaplamam gerekiyor ki İndirgeme formüllerinden biliyoruz ki 180'den çıkarıldığı zaman kosinüs ikinci bölgeye düşer ve negatiftir. Doğal olarak da isim değiştirmez ve eksi kosinüs z, eksi kosinüs y ve eksi kosinüs x'e eşit olacaktır bu ifadeler. Şimdi ise şuna bakalım. Eksileri görmeden x, y, z'yi sıralayalım. Kosinüs fonksiyonu birinci bölgede azalan bir fonksiyondur. Ve azalan bir fonksiyon o e, demek ne demek? Açısı büyüdükçe kendisi küçülen bir fonksiyon demek. O halde sevgili arkadaşlarım x en büyükse buradaki kosinüs x ifadesi normal şartlar altında en küçük olacaktı. İkinci sırada y varsa bu ortanca olacaktı. En e, küçük z ise de burada sevgili arkadaşlarım en büyük z olacaktı. Fakat önlerindeki eksiyle beraber bu sıralama tersine dönecekti. Bak normal şartlar altında olması gerekeni ben sana söylüyorum. En büyük açı burada x doğal olarak ben şunu söyleyeceğim, x büyüktür, pardon, küçüktür. Y o da küçüktür z. Şimdi bunu tam tersine çevirdik. Neden? Pardon, x, y, z demeyelim. Özür dilerim. A, B, C'yi sıralıyorduk. Çok üzgünüm. Burada o zaman e, en büyük x olduğuna göre en küçük x'i barındıran şey işte bak burada, değil mi? Dolayısıyla hatta şunu gösterelim. C Tabi burada X en büyük olduğu için C en küçük olacaktı. Yani C, B, A biçiminde bir sıralamamız olacaktı. Fakat önlerindeki eksi ile beraber ben bunu eksiyle çarparsam sıralama tam tersine yön değiştirecektir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar A büyük, B büyük, C yerine ne diyeceğim? C büyük, B büyük, A demem gerekiyor. C, B, A sıralaması da D seçeneğinde mevcut. Doğru cevabımız D olacaktı. 2021 AYT kurgusuna bir el atalım. Sivri ucu 8 cm, diğer kalemin da 10 cm olan bir pergel ile... 4 kök 21 santimetre çapı 4 kök 21 santimetre olan aşağıdaki gibi bir çember çiziliyor. Bakın bunun çapı 4 kök 21'miş o zaman yarı çapı nedir arkadaşlarım? 2 kök 21'dir bu cepte. Buna göre pergelin kolları arasındaki açının ölçüsü 2021'de buna çok ama çok benzer bir soru çıkmış. Bu soruda onun yandan yemişi tekrardan söylüyorum. Şimdi şurası 10 santimetreymiş. Şurası da 8 santimetreymiş arkadaşlar. Burası da 2 kök 21. Bizden istenen ne? Açının ölçüsü. Neredeki? Şuradaki. E çok basit. Kosinüs teoremi yapacağız. Kosinüs teoreminde ne yapıyorduk? Karşı kenarın karesi. Yani 2 kök 21'in karesi 4 kere 21'den 84'tür. Eşittir diyorum. 10'un karesi 100 artı 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa diyoruz. Buraya alfa dersek işte bizden bu alfa isteniyor dedik. Şimdi şurası 164 yapar. Ben bu 164'ü kaldırıp sol tarafa fırlatırsam eksi 80 kalacaktır. Eksi 80 eşittir. 10 kere 8 80 yapar. Eksi 2 çarpı 80 çarpı kosinüs alfa dedim. Daha sonrasında eksi ve buradaki eksi 80 ve buradaki 80 giderse burada 1 kalır. Ve böylelikle kosinüs alfanın 2'yi de karşıya bölüm olarak atarsak 1 bölü 2'ye eşit olması gerektiğini de anlarız. Şimdi burası dar açı mıdır? Tabii ki dar açıdır. Kosinüs alfa 1 bölü 2 ise sevgili arkadaşlarım buradaki alfa derecelik açımız 60 derecenin ta kendisidir. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Üçüncü sorumuzu çözdük. Devam ediyoruz dördüncü sorumuza bu da 2022 yani geçen seneki sınavdan bir AYT kurgusu arkadaşlarım. A açısı 4, e, pi bölü 4 ile pi bölü 3 aralığındaymış. Yani 45 ile 60 aralığında. A açısı 45 derece ile 60 derece aralığında bir açı. Sinüs A çarpı kosinüs 2A. Kosa A çarpı sinüs 2A. Tanjant A çarpı tanjant 4A. işte bunları işaretleri nelerdir diye sorulmuş. Öncelikle burada 2A, burada 2A, burada 4A olduğuna göre A'yı bulmuştuk. 2A'yı bulalım. 2A arkadaşlarım 90 derece ile 120 derece arasındadır. Daha sonrasında 4A dediğimizde şunu 4 ile çarparsanız 180 derece ile 240 derece aralığındadır. Şimdi gelin işaretlerine bakalım. Sinüs A. Birinci bölgede sinüs pozitif. Kosinüs 2A. 2A nerede? Burada. Yani ikinci bölgede. ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için burası negatiftir. Ve artı ile eksinin çarpımı bize negatif bir sonuç verecektir bu cepte. Y'ye bakıyoruz. Kosinüs A birinci bölgede tamamı pozitifti. Dolayısıyla bu pozitiftir. Sinüs 2A ikinci bölgedeki bir açıdır. 2A. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için buraya pozitif dedim. Artı kere artı artı yaptı arkadaşlar. Z'ye bakalım. Tanjant A pozitif. 4A nerede arkadaşlar? 180 ile 240 arası yani 3. bölgede ve 3. bölgede tanjant tabii ki pozitiftir. Artı kere artı da artı yapar. Cevabımız eksi artı artı olacaktı arkadaşlar. Doğru cevap da B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şimdi bu 4 sorudan ilk çözdüğümüz 4 soru kurgu sorulardan anlamamız gereken ne? Şu. ÖSYM Trigonometri'den soru sormayı zaten sevdiğini biliyoruz ve ağırlık da verdiğini biliyoruz. Ki bu sene limit, türev, integralin de kaldırılmasıyla beraber çok ama çok daha fazla bir öneme sahip olduğunu da biliyoruz. Peki bu soruların acaba zorluk seviyelerine sınava giren öğrencilerde, sınava hazırlanan öğrencilerde şöyle bir algı oluşuyor. ÖSYM e sorarsa çok pis sorar. ÖSYM'nin soruları hiçbir yerde bulunmaz. ÖSYM, ah o ÖSYM. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bizim burada anlamamız gereken şey tekrardan dile getiriyorum şimdi normal soruları çözmeye başlayacağız. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey anlamamız gereken şey ÖSYM'nin tarzı. ÖSYM'nin tarzı gayet açık ve net. Kazanımları birbirine karıştırayım da onu oradan çeksin de öğrenci buraya diki indirsin de ikisi de şuradan elde etsin de sonrasında bakalım birkaç tane daha kazanım elde ederse çocuk bu soruyu yapabilsin. Böyle bir dünya yok. Tamam. ÖSYM'nin hiçbir sorusunda böyle bir dünya yok. Belki belirleyici olması açısından bazen o 40 sorudan bir tanesini, iki tanesini bu şekilde sorabilir ama genel itibariyle sorulara baktığımız zaman aynı TYT'deki gibi işin ucunu bulduktan sonra o çorabın söküğünün ucunu dokunduktan sonra elini aldıktan sonra yapman gereken tek hareket onu çekmek. Başka hiçbir şey yok. O kadar basit ki Bak sorular basit demiyorum. Yapman gereken şey basit. Konuyu eğer biliyorsan nerede ne yapman gerektiğini anlayıp yani soruyu anladıktan sonra nerede ne yapman gerektiğini anlayıp sadece ufak tefek bazı işlemler yapıyorsun. Başka hiçbir şey yok. Şimdi gelin 5. sorumuza bir bakalım. Şekilde O merkezi birim çember verilmiş. Buna göre AH. AH dediği yer neresi? İşte şuradaki kırmızıyla gösterdiğim uzunluk. Bu uzunluk hangisidir? Aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle burası 20 derece olduğu verilmiş değil mi? Bu açı yayın üstünde bir açı. Ben bu açıyı şu şekilde pH'ı görecek şekilde PO'yu çekersem artık burası merkez açı olacaktır. Ve yayın üstündeki açı 20 ise aynı yayı gören merkez açı 40 derecedir. Daha sonrasında OH uzunluğunun ben kosinüs 40 derece olduğunu da gayet iyi biliyorum. E OA dediğimiz yerde yarı çap uzunluğu birim çemberin yarı çap uzunluğu 1 olduğu için artık buradaki kırmızı uzunluk çok basit 1 eksi kosinüs 40 derecedir. 1 eksi kosinüs 40 derecede C seçeneğinde verildiği için doğru cevabımız C olacaktı. Şimdi devam ediyorum 6. soruyla. AB uzunluğu 6 ve AC uzunluğu 4'müş. 30 derece olarak verilmiş burası. Sinüs x kaçtır diye soruluyor. Öncelikle şunu yapacağız. Direkt sinüs teoremi. 4 bölü sinüs 30 hemen yazalım. 4 bölü sinüs 30 derece eşittir diyorum. 6 bölü sinüs x diyoruz arkadaşlar. 6 bölü sinüs x. Şimdi istersen burada sadeleştirme yapabilirsin. Burayı 2 ile sadeleştirdim ve burayı da 2 ile sadeleştirdim. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olması gerektiğini biliyoruz. Ters çevirip çarparsak 4 olur. 4 eşittir 3 bölü sinüs x'miş. Benden ne isteniyor? Sinüs x. O halde 4 ile sinüsün yerlerini değiştirirseniz sinüs x eşittir 3 bölü 4'ün ta kendisi olur deriz. Ve doğru cevabımız da e şıkkında mevcuttur dedik sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle ilk sayfamızı bitirdik. Videomuzu da yarılamış olduk. Şimdi devam edelim. Bir diğer sayfamızda soru numarası 7. Bir ABC üçgeninde AB3, AC5, BD1 ve CD2 birim olduğuna göre AD yani X kaç birimdir diye sorulmuş ve biraz da yaklaşalım aynı. Şimdi ben şuradaki açıma alfa demek istiyorum. Büyük üçgene bakacağız arkadaşlar. Yani ABC üçgenine bakacağız burada. Bu ABC üçgeninde karşıdaki 3 üç, hemen yanındaki 5 ve hemen yanındaki 3 olduğunu da görüyoruz. O halde bir kosinüs teoremi çakalım burada. 3'ün karesi 9 eşittir. Şuradaki 3'ün karesi 9 artı buradaki 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dedim. Şimdi buradan kosinüs alfayı elde edelim. Sonra da gidelim küçük üçgende bir kosinüs teoremi daha elde etmiş olurum. 9'lar gitti burada 0 kaldı bunu bu tarafa attım eksi 25 eşittir eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa olduğunu gördük eksiler gitti. 5'e ve 5'e böldüm burada 5 kaldı 2 kere 3 6 olduğu için karşıya attım. 5 bölü 6 eşittir. Kosinüs alfa elde edilmiş oldu. Şimdi kosinüsü bulduk. Sırada ne var? İkinci kosinüs teoremi. Nerede? Onu da küçük üçgende. Şurada x'in karesi x kare eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi yani 29. Eksi. Eksi. E, 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa 5 bölü 6'dır. Daha sonrasında şu kısım 100 yapar. 29 eksi 100 bölü 6 ki ben bunu 29 eksi 100 bölü 6'yı nasıl yazarım? 29 kere 6 derim. 120 artı 54'ten 174 mü gelir arkadaşlar? Bakalım 6 kere 9 54 aynen. 174'ten de 100'ü çıkardım. 74 bölü 6 olmuş oldu eşittir x kare. Bunu 2 ile sadeleştirirsek 37 bölü 3 yapar. 37 bölü 3 yaptığına göre x kare buysa tabii ki x nedir? Kök içerisinde 37 bölü 3'ün ta kendisidir. Bu da bize D seçeneğini işaret eder sevgili gençler. Evet 7. sorumuzu da böylelikle çözmüş olduk. Kararlılıkla devam ediyoruz 8. soruyla. Aşağıda gösterilen ABCD karesinin A köşesine bağlı ve uzayıp kısalmayan ip şekil 1'deki konumdayken gergin biçimde ok yönünde karenin etrafına sarılarak şekil 2'deki konuma getirilmiştir. Yani bu ipi buradan almışız, sarmaya başlamışız, şuraya sarmışız. Bak şimdi nereden? Şurası sarılıyor, burası sarılıyor ve ipin kalan kısmı da şu şekilde artmış oluyor. Buraya kadar F noktasına kadar geliyor. Pekala. Şekil 1'de E, A ve B noktaları, şekil 2'de C, D, C, F noktaları doğrusal. Tanjant x 7 bölü 2 olduğuna göre şekil 2'deki kotanjant y kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman şuradaki açının x olduğunu görüyoruz ya. Bunun tanjantı neymiş? 7 bölü 2. Tanjant karşı bölü komşudur. O halde ben buraya 7, buraya 2 diyebilirim. Hocam 7K, 2K desek daha doğru olmaz mı? Şimdi 7K, 2K dediğin zaman daha doğru tabii ki de olur. Fakat hiçbir sayı vermediyse sen burada 7K'da, 2K'da K'yı 1 seçerek 7 ve 2 üzerinden ilerleyebilirsin. Ve bu mavi şekil bir kare olduğu için burası da 2'dir unutmayalım. Şimdi ben burada bunun 7, bunun 2 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. İp 7 birim uzunluğunda ben bunu sararsam 2 birim şuraya dolanır. 2 birim de buraya dolanır etti 4 birim. O halde şu kalan kısma 3 birim kalacaktır. Daha sonrasında buranın 2 olması gerektiğini ve buranın da 2 olması gerektiğini zaten biliyordum. Bunu da unutmayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım şuna el atalım. Kotanjant y sorulmuş. Bir kere, bir kere. Ben şuraya x dersem x artı y'nin kaç olması gerektiğini biliyoruz. 180 derece. Ve y dediğimiz şey aslında 180 derece eksi x'tir. Yani kotanjant y sorulmuş ya bana hani. Kotanjant y yerine kotanjant 180 eksi x'i de hesaplayabilirim ben. Ve 180'den çıktığı zaman isim değiştirmiyordu. Ve ikinci bölgede olduğu için de aslına bakarsanız eksi kotanjant x sorulmuş bana diyebilirim. Şimdi burası x olduğunu elde ettik arkadaşlar. Aslına bakarsanız burası da x'tir diyebiliriz. Burası x burası 90 dedik şimdi yolumuza devam edelim. Arkadaşlar kotanjant x gerekiyor bana. Ben bunun kotanjantını nasıl hesaplayabilirim? Bunun derdindeyim. Şimdi öncelikle şöyle diyelim arkadaşlarım. Şurası x'ti. Kotanjant x. Peki bu kotanjant x neye eşittir? Kotanjantı tanjanta çevirirseniz tanjant 90 eksi x'e eşittir. Doğru mu? Doğru. Peki 90 eksi x neresi? İşte burası hocam. 90 eksi x. Başındaki eksiği unutmayın ama tamam mı? Şimdi Burası 90 eksi x'e ben bunun tanjantı hesapladığım takdirde kotanjant x'i de bulmuş olacağım. Dolayısıyla bunun tanjantı 2 bölü 5'tir gördüğün üzere. Başındaki eksiği unutma demiştim. Demek ki cevap eksi 2 bölü 5 olacaktı. Yani doğru cevabımız denizli seçeneğiymiş sevgili arkadaşlar. Sağ üst taraftaki sorumuza yani 9. soruya bakıyoruz artık. D doğrusu birim çembere P noktasında teğet olduğu görülüyor. BOP açısı alfaymış. Yani şurası alfa derecelik bir açı. Olduğuna göre hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bana göre tam ÖSYM tarzında onun tadında bir soru. Bir bakalım arkadaşlar sorumuza. Kosekant alfa eksi bir ad'ye eşittir demiş. Öncelikle bilinen uzunlukları bir yazalım. Kosekant alfa dediğimiz şey neresi arkadaşlar? Bak kosekant alfa dediğimiz yer. Eğer sen buradaki bir p noktasına, bir çemberin yayının üzerindeki bir p noktasına bu şekilde bir teğet atarsan. Ve bu teğetin x eksenini ve y eksenini kestiği yerleri biliyorsan merkezinden bu çemberin merkezinden şuraya kadar olan kısım kosekant alfadır arkadaşlar. Tamam. Tabi şöyle şöyle bir durum var. Kosekant alfa dediğimiz şey alfa eğer şurasıysa bak bunu sakın unutma. Bunu sakın unutma. Şimdi şurası beta ise burası beta ise, o zaman ne olur? Buradaki uzunluk tabii ki sekant beta olacaktır. Ki kosekant alfa ile sekant beta burada birbirine eşittir. Çünkü alfa ile beta birbirini 90'a tamamlar. Dolayısıyla ben şu kısmın kırmızıyı sildim. Şu kısmın kosekant alfa olduğunu biliyorum. E, o A uzunluğunun da 1 olduğunu biliyorum. Çünkü birim çemberde yarı çap burası. O zaman AD uzunluğu nedir? Kosekant alfa eksi 1'dir. Yani bu doğru. Haliyle şurası nedir arkadaşlarım o zaman? Sekant alfadır. Ve BC uzunluğu da şurası. Burası 1 olduğu için sekant alfa eksi 1'dir. Yani bu da doğru. CP uzunluğu tanjant alfadır demiş. Şimdi buna yoğunlaşalım. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. CP uzunluğu neresi? Şurası. Şuranın uzunluğu kaç? 1. Neden? Yarı çap. Şimdi ben burada alfanın şuradaki dik üçgende sonuç olarak TET çektiğimiz için bunu dik kesecektir. Pekala tanjant alfayı bir hesaplayalım bakalım. Tanjant alfa karşısı yani cp uzunluğu bölü komşusu yani 1. Böylelikle cp bölü bir cp olduğu için tan alfaya eşittir. Yani bu da doğru. Sin alfa artı kos alfa cd uzunluğudur demiş. Şimdi şurası neydi arkadaşlarım? Tanjant alfaydı. Burası tanjant alfa ise şurası da bir diye. E dikten dikilmiş öklit var. Birin karesi eşittir. Tanjant alfa çarpı tabii ki burası kotanjant alfa olacak. Çünkü tan alfa ile kot alfanın çarpımı birdir. Ve CD uzunluğuna bakın. Toplamı nedir? Tan alfa artı kot alfadır. Yani sin alfa artı kos alfa değil. Cevap D seçeneği. OC'ye de bakalım. OC dediğimiz yer şurasıydı ve burası da sekant alfa olduğunu zaten az önce söylemiştik. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Doğru cevap, yanlış olan cevap D seçeneğindeki sin alfa artı kos alfa eşittir. CD uzunluğu olacaktı. Ve artık bu videonun son sorusuna hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar... Tabi silgi almadan silersek öyle şekiller ortaya çıkar. Bakın gençler. AB çemberin çapıymış. Pekala. Ve 2 birim uzunluktaymış. Çap 2 birimse demek ki yarı çap 1 bir birim olacak. Pekala. EC uzunluğu hangisiyle ifade edilebilir demiş. EC neresi? Bak şurası. Benden istenen uzunluk bu. Pekala. Ben bunu nasıl bulabilirim? Ona bir el atalım şimdi. Öncelikle şurası alfa ise. Hangi yayı görüyor? Şurayı görüyor hocam. O zaman bu yayın uzunluğu 2 alfadır. Bu 1. Burası 2 alfa ise ben C ile M'yi şu şekilde birleştirirsem. Ve M'den de B'ye kadarını şöyle gösterirsem. Burası 2 alfa ise merkezde kaç olduğu için burası da yine 2 alfadır. Tamam. Şu uzunluk kaçtı? Hemen söyleyelim. Burası artık yarıçap çap 1'dir. E, ve buradaki dik üçgenin hipotenüsüdür aslında 1. Peki buradaki 2 alfa ise. Ben C uzunluğunu nasıl ifade ederim? karşısını tabii ki hipotenüs çarpı sinüs aradaki açı 2 alfa ile ifade ederim ki bu da bana zaten sinüs 2 alfa'nın ta kendisini verecektir. Şimdi cevap D'ymiş. Hemen e, SML Hoca AYT video ders kitabından da size bir ekstradan bilgi vereyim. E, şu, bazı arkadaşlarımız şu olayları hala karıştırıyor. Bana Instagram'dan e, mesajlar da geliyor ve bazı videoların altlarına yorumlar da geliyor. Şimdi varsayalım ki şöyle bir olay var. Burası x ve ben diyorum ki işte burası e, m büyüklüğünde. Hocam burası m çarpı sinüs x'tir diyorum. Burası da m çarpı kosinüs x'tir diyorum ve bunun e, öğrencilerimiz tam anlamıyla kafalarına oturmuyor. Tam anlamıyla öğrenemiyorlar. Ben de Semmel Hoca AYT video ders kitabından sizlere fizik dersiyle alakalı bir şeyler öğretmiştim. Yine burada bu konuya bir değdirelim bakalım. Şimdi bu bir M cisimli kütle ve ben bu kütleyi şu şekilde bir F kuvvetiyle çektiğimi varsayalım. Şimdi ben bu M kütlesine F büyüklüğünde bir, F Newton büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyorum. Fakat bu kuvvetin düşey ve yatay bileşenlerinden haberdar değilim. Peki bunları nasıl elde ediyorum? Öncelikle burası eğer X kadar bir açı yapıyorsa yataydaki kuvveti bulmak için sevgili arkadaşlarım yani şu kuvveti bulmak için ne yapıyorsunuz siz diyorsunuz ki bu f çarpı kosinüs x'tir diyorsunuz dikeydekini elde edebilmek için de bu da f çarpı sinüs x'tir diyorsunuz değil mi şimdi bakın şu dikeydeki kuvveti hemen yataya doğru taşırsanız şu şekilde demek ki bu kuvvetin büyüklüğü neydi? F çarpı sinüs x'ti. E şuraya bakıyorsunuz. Bununki de F çarpı kosinüs x'ti. Şimdi o üçgeni şuraya taşırsak şurası F büyüklüğünde ise burası x ise bak burası F çarpı sinüs x oldu. Bak burası da F çarpı kosinüs x oldu. Yani demem o ki Fizikte zaten bunları çatara çutara yapan adam matematikteki şunu artık biz, lütfen bir zahmet karıştırmasın. Karşıdaki kuvvet gibi düşünün. Şurayı bir kuvvet olarak düşünürseniz m büyüklüğünde bir kuvvet. Karşısı m çarpı sinüs x. Komşusu da m çarpı kosinüs x'tir. Tabii ki yani ben öğrenciyken aklımda bunları bu şekilde tutmaya alışmıştım. Çünkü matematik hocamız bize bu şekilde öğretmişti ve kafama çok yatmıştı. Madem fizikte ben bunu ezbere biliyorum ki bu fizikteki benim ufkumu da genişletmişler aslına bakarsanız. Çünkü e, genelde fizikte trigonometriden geldiğini çok fazla bahsetmiyorlar. Yani neden burası f çarpı sinüs x neden burası f çarpı kosinüs x bunlardan da bahsetmiyorlar ama ben sizin için fizikle matematiği böylelikle bir iple bir zincirle Bağlamış olayım bir daha unutmayın arkadaşlar. Zaten meraklı arkadaşların da hoşuna gitmiştir bu bilgi. E, merak olmayan sadece sınav için bu, sınav, e, bunları öğrenen arkadaşlar da en azından öğrenmeleri daha kolay olmuştur diye düşünüyorum artık. Evet sonraki videomuz trigonometri 2 olacak arkadaşlar. AYT fulleten seriye tekrardan hepiniz hoş geldiniz ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın çıkmadan önce. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.